İzmir'den herkese iyi geceler. Bu geceki yapımımızın konusu elektrikli bisiklet bataryalarındaki şarj döngüsü sayısı ya da elektrikli bisiklet bataryalarının içinde kullanılan pillerin şarj döngüsü sayısı ve burada bir 500 rakamı ya da 1000 sayısı dönüp duruyor. Şimdi bununla ilgili bildiklerimi size anlatayım. İlk bilmemiz gereken şey ne? Elektrikli bisiklet bataryalarında lityum iyon piller kullanıldığı için 500 şarj döngüsü sonrasında elektrikli bisiklet bataryası ölmeyecek. Çalışmaya devam edecek ama performansında düşüşler olacak. Kaliteli bir markanın iyi pilleri kullanıldıysa 500 şarj döngüsünden sonra bataryanızın performansı da %20, %30, %40 oranında düşebilir. Yani çalışmaya devam edecek. Şöyle söyleyebilirim size. 40 kilometre gidiyorsanız bisikletinizi ilk aldığınızda 40 kilometre gidiyorsanız o bataryayla 500 şarj döngüsünden sonra gideceğiniz yol 25-30 kilometreye düşecektir. Eğer ucuz kalitesiz bir marka veya pil kullanıldıysa bu düşüş %60-%70 oranında olabilir. Hatta çok kötü piller kullanıldıysa güç kaybı da yaşayabilirsiniz. Yani piller yeteri kadar güç üretemeyeceği için kesiklikler de olacaktır. Ama kaliteli markalarda böyle olmaz. Toparlayalım. Niye ben böyle koşturarak anlatıyorum? 500 şarj sonrası elektrikli bisiklet bataryanız ölmeyecek. Aynı kurşun aküler gibi olmayacak. O akü çalışmaya devam edecek ama menziliniz kısalacak. Eğer kötü, basit, kalitesiz piller kullanıldıysa hem menziliniz düşecek hem de bataryanızın sağladığı güç yetersiz kalacağı için kesiklikler olacak. Şimdi anlatmakta çok zorlanacağını düşündüğüm yere geldik. Bu 500 sayısı var ya arkadaşlar, bu 500 sayısı biraz zor bir konu. Burada 500'den kasıt şu, 500 defa bataryanın tam olarak doldurulup tam olarak boşaltılması söz konusu. Ama güzel haber şu, biz hiçbir zaman elektrikli bisiklet bataryalarımızı tam olarak boşaltmıyoruz, tam olarak da doldurmuyoruz. Aslında dolduruyoruz da belli bir yerden itibaren doldurmaya başlıyoruz. Çünkü bataryalarımızın içinde BMS var. Mesela kendi bataryamdan bir örnek vereyim, belki daha iyi anlaşılır olur. Benim bataryam 36 volt bataryam, 42 volta kadar şarj oluyor. Hepimizinki öyle. Fakat deşarj işlemi sırasında benim BMS deşarj işlemini 30 voltta kesiyor. Çünkü 30 voltun altına inerse bu kritik voltaja getirir bataryayı ve bataryanın ömrü kısalır. Bunu istemediğimiz için BMS devreye girip akımımızı kesiyor. Bataryanın çalışmasını engelliyor ki bataryanın ömrü uzun olsun. Yani biz hiçbir zaman tam deşarj yapmıyoruz bataryayı. Tam deşarj yapmadığımız için tam şarj da yapmıyoruz. Yani bu 500 döngüsü bizim için aslında artıyor. Yılda 300 defa böyle deşarj ve şarj yaptığımızı düşünelim. Aslında biz tam olarak 300 defa deşarj ve şarj işlemi yapmış değiliz. Çünkü tam deşarj olabilmesi için 42'den 25'e düşmesi lazım. Düşmüyor, 30'da düşüyor. Dolayısıyla bizim deşarj işlemleri de, şarj işlemleri de aslında %70'lik bir dilimde kalıyor. Bu bizim için çok iyi. 300, yılda 300 defa şarj ettiğinizi düşünelim demiştim. Niye böyle koşturarak anlatıyorum ya? Yavaş sakin anlatayım. Birisi bataryasını bir yıl içinde 300 defa şarj etmiş olsun. Burada 300 şarj söz konusu değil. Bunun matematiğini hesaplamadım ama aşağı yukarı 200-250 şarj yapmış olur. Çünkü tam deşarj olmuyor. Bu durumda bataryanızı böyle bu şekilde kullandığınız zaman 500 tam dolum ve boşalım sayısına ulaşmanız aslında her 2 günde bir şarj ediyorsanız bataryanızı 3 yıl 5 yılı bulabilir. Benim gibiyseniz
Yani batarya yarıda, bataryanın gücü yarıya düştüğünde şarja gidiyorsanız onlarca yıl gidebilir. Çünkü yarım bir deşarj, yarım bir şarj söz konusu benim bataryamda. Eğer yarıya kadar kullanırsam. Bu durumda benim her iki şarj işlemim bir şarj işlemi kabul ediliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani merak etmeyin. Hiçbir zaman tam olarak boşaltmıyoruz ve tam olarak doldurmuş da değiliz. Çünkü belirli bir eşikten itibaren şarj ediyoruz. Bu da bize tam bir döngü olmamasını sağlıyor. Tam olsaydı 500 defa şarj edip yaklaşık 1,5 yılda bataryamızın performansından kayıplar yaşardık. Yaşamıyoruz. Eğer Çin malı ucuz pillerle yapılmış bir bataryanız varsa 1,5 yılda bulamayabilir ama kaliteli pillerde, iyi markalı pillerde şarj işlemini yarıdan itibaren yukarıya doğru yapıyorsanız, hatta biraz da en tepeye gelmeden kapatabiliyorsanız, bu çok zor bir işlem aslında. Kesebiliyorsanız şarj sistemini en tepeye ulaşmadan, doluluk oranı en tepeye ulaşmadan kesebiliyorsanız bataryanız onlarca yıl gidecektir ve 500 sayısına takılmanıza hiç ama hiç gerek yok. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü çok kendimden şüphe ediyorum bazen. Yeteri kadar ayrıntılı ve herkesin anlayacağı düzeyde anlattım mı diye kendimden şüphe ettiğim çok oluyor. Bu gecelik de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.